Arkadaşlar bugün Ağustos'un ilk salçalarını yapıyoruz. Biz bu su artık dördüncü su arkadaşlar. Üç su ayrıca geçti. Bu dördüncü su da dinleniyorlar. Cıbı cıbı yaptılar. Güzelce banyo yaptılar domateslerimiz. Tertemiz. Hepsi organik domatesler. Yerel tohumla bakın böyle olur zaten. Ata tohumlarından olmuş domatesler bunlar. Arkadaşlar bunlar hiç bu sene hayvan gübresi bile atamadık, unuttuk veya ihmal ettik. Yani hiçbir gübre, suni gübre veya katkı olmamış, ilaçlanmamış. Tamamen ekolojik, organik domatesler ve bu domatesleri güzelce yıkıyoruz. Ondan sonra tek tek biraz ben arızalarını alıyorum da burada köylüler bana gülüyorlar. Bunun içine atacağım, bu bidonun içine atacağım. Ondan sonra da ne yapacağım? Böceklenmesin veya işte küflenmesin diye kaya tuzu atacağım. Püf noktası o zaten, kaya tuzu atmak. Efendim ondan sonrasında da bakalım neler olacak. Evet, işlem başlamıştır. Şu arızalarını geçen sene ben alıyordum fakat bu bir makine var. Önce onu anlatayım size. Buraya dolduruyoruz, tuzluyoruz. Biraz bekliyoruz. Kaya tuzu serpeliyoruz ara ara böyle. Ondan sonra üstüne de bunun ağzını güzelce kapatıyoruz arkadaşlar. Sonra suyu dibine çakıyor. Kalın olan kısımları dibe çöküyor. Suyu üstte kalıyor. Sonra da biz bunu götürüyoruz. Bir makine var. Makineden geçiriliyor. Ve bütün bu posaları aslında içinden ayrılıyor makinede. Ve tabii ki siz ne kadar temiz yaparsanız o kadar temiz bir salça elde ediyorsunuz. Sonra onu getiriyorsunuz. Biz kaynatmıyoruz. Bazı kaynatanlar var. Yani salça yapım tekniklerini kaynatarak yapmak da var. Ama biz bunu yapmıyoruz. Güneşimiz bol. Şuradaki şeye üstüne böyle sinekler falan konmasın diye bir tül, tülbent gibi bir şey geliyoruz. Efendim tül geliyoruz. Hava da alıyor yani. Ve o şekilde güneşte güneşlenerek bizim salçalarımız oluyor. Biz bu salçaları arkadaşlar Saman Evim çiftliğinde gelen misafirlerimize ikram etmek için yapıyoruz. Ama tesisimiz açılıp efendim misafirlerimizi ağırlamaya başladığımızda imkanımız olursa gelen misafirlerimize de bu efendim verme imkanımız belki ileride olabilir. Şimdilik böyle bir düşüncemiz yok. Onu da söyleyeyim. Yani şimdilik düşüncemiz sadece gelen misafirlere ikram etmek adına. İşlemlere devam. Değil mi Atilla Bey? Arkadaşlar bakın bu şekilde doldurduk bidonu. Ondan sonra kaya tuzu atıyoruz böyle. Tabii atıyorum. Bazen de böyle şöyle bir geliyorum. Her yerine girsin diye. Küflenmelere karşı domatesin küf olmasın diye. Evdeki bütün kaya tuzlarını attım. Kaya tuzu almamız gerekiyor. Şöyle koyuyorum. Tamam. Ondan sonra da ağzını kapatacağım. Bu videoyu tamamen aşamalar bitince aşama aşama salça yapımını size anlatacağız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Merhaba arkadaşlar tekrar. Biliyorsunuz salçanın aşamalarını size bu videoda anlatıyorduk. İlk önce bu domateslerimiz çok güzel bir şekilde yıkandı, cıbı cıbı yaptı, efendim doğrandı bu bidona. Ve tabii ki kaya tuzu ara ara sepelendi. Ağzı kapatılarak böyle arada çalkalandı. Ve zamanla arkadaşlar suyu üste çıktı, posası altta kaldı ve suyunu eşim ara ara döktü. Bu şekilde bakın koskoca buraya kadar olan domatesler şu kadar çıktı. Şimdi efendim ister salça makineniz varsa bunu salça makinenizden da geçirebilirsiniz. İsterseniz de bizim gibi Sındırgı'da pek çok yerde var bu. Götüreceğiz şimdi. Bunları size o aşamayı da tabii ki çekeceğiz. Bunları makineden geçireceğiz. Ondan sonra güzelce güneşe üstüne böyle file gibi bir şey serip tabii ki sinek konmasın vesaire diye. Hijyen çok önemli gıdada biliyorsunuz. Güneşte kurutacağız ki gerçek salça bize göre, eşimle bana göre güneşte kurutulmuş salça. Ha, biz pek kaynatma olayına çok girmek istemiyoruz. Geçen sene de güneşte kurutarak yaptık salçalarımızı.
Bu sene de yaptık. Hadi bakalım gidelim domateslerimiz çekilsin. Haydi. Arkadaşlar şimdi İmam Dayı'nın yerine geldik efendim. Sındırgı'ya yakın bir yerdeyiz. İmam Dayı'cığım, İmam Dayı diyeyim ben de. Kolay gelsin. İmam Dayı şimdi şu makinede. Sağ ol. Arkadaşlara ben salça aşamasını gösteriyorum bu videoda. Böyle bir makine var arkadaşlar. Şimdi İmam Dayı'mız bu makineden bize doğradığımız domatesi, şu bidondakileri çekecek, posasından ayrılacak. Biz de kovamıza doldurup götürüp sereceğiz güneşe, değil mi abi? Şimdi aşamalarını anlatıyorum arkadaşlara. Çünkü şehirde yaşayanlar bunlara çok uzak. Biz de uzaktık abi. Biz de hazır alıyorduk salçaları. Ama artık madem kırsala geldik, kırsalın gereğini de yerine getiriyoruz. Evet, böyle dökülüyor domatesler. Evet. Bir bidondan çıka çıka bu kadar çıkıyor. İşte böyle bir şey arkadaşlar. Yani ne kadar emek var hani onu da burada görüyoruz yani. Burada İmam Dayı'nın bahçesini de şöyle bir göstereyim. Yeşiller içinde o kadar güzel ki bakın şöyle. O yıkarken oraları bakın şu şekilde. O kadar güzel çiçekler var. İşte sebzeler, domatesler. Efendim... Her türlü çiçeklerle karışık sebzeler hepsini. Hepsi var. Her şey var. Mısırı. Her şey var. Asıl ana bahçesi de arkada. Ondan sonra asması. Ceviz ağacı. İnciri. Bu arada incir zamanı biliyorsunuz. Oo, İmam Dayı incirleri ne olmuş? İncirler. Süper. İncirin zamanı değil mi İmam Dayı? Çok güzel. İncirin zamanı, incirlerin olmuş. Yeni yeni çıkıyor. Çok yeni güzel. Yeni yani. Evet, tam Ağustos sonu, Eylül incir yeme zamanıdır. Biz de rahmetli babam götürürdü bizi de böyle bir bağ evimiz vardı bizim de. Böyle hobi evi gibi yapmıştı rahmetli. Ondan sonra götürürdü bizi oralarda. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bitti mi İmam Dayı? Bu kadar. O kadar uğraştık kocanla, bu kadarcık 5 dakikada bitiverdi. Bu iş bunu, böyle işte. Sen bunu evde yapmış olsaydın evet. Akşama uğraşırdın. Evet, yok akşama kadar uğraşırım. Makine çok süper. Maşallah sen bunu aldın herhalde. Çok güzel ya. Evet, çok güzel. Oo, çok güzel. Evet, artık hadi biz gidelim, seyelim. İmam Dayı, şu arkadaşlara bir el sallasana. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Hadi, teşekkür ederiz. Sağ ol dayıcığım. Evet arkadaşlar, domatesleri çektirdik. Bakın, bu şekilde koyduk güneşe güzelce. Üstüne de yine de bir sineklik koyacağız. Yani sinek falan konmasın, güneşte kurusun doğal. Ama sinek bir şey konmasın istiyoruz tabii ki. Gıda sağlığında gıda hijyeni çok önemli. Biz de buna dikkat etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. İşte bu şekilde koyduk. Şimdi üstünü örteceğiz.